Şimdi akciğer kanserinde biz teşhisimizi koyduğumuz hastalarla cerrahiye uygunsa hastalarımızı bir an önce cerrahi tedaviye yönlendiririz. Eğer cerrahi dışı tedavisi gerekiyorsa bir an önce onlara yönlendirmeyiz. Cerrahi olarak tedavi edeceğimiz hastalarımızın mutlaka zaman kaybetmeden uygun hastalarda, cerrahi uygun hastalarda mutlaka ameliyat etmemiz lazım. Bu süreyi hastalar sorduğu zaman hemen mi ameliyat olmalıyım diye bir soru soruyorlar. Yani en kısa sürede hastanın kendi psikolojik ve diğer kendi sosyal ekonomik şartlarına göre durum değişebilir. Artık hemen hemen Türkiye'nin her köşesinde akciğer kanseri ameliyatları yapılabilmekte. O yüzden bu süreyi 2 haftayı geçirmeden bir an önce ameliyat yapmamız gerekiyor. Çünkü mesela 1 ay geçmiş bir hasta geldiği zaman radyolojik yöntemlerle çekilmiş filmde biz o filmi eski kabul ederiz. Hatta 3 haftalığı bile eski kabul ederiz. Tekrar yeniden bir radyolojik görüntüleme tespit ederiz ki o sırada hastanın başka bir yere hastalığın metastazı olmasın diye. O yüzden 2 haftalık süreci geçirmeden cerrahi tedavi olmalarını tavsiye etmekteyim. Diğer yönden cerrahi uygun olmayan hastalarla bazılarına da direkt kemoterapi, bazılarında da radyoterapi ilave oluyor. Radyoterapi bazı hastalarımızda beyinde ve bazı kemik bölgelerinde çok aciliyet arz ediyor. Çünkü beyin metastazlarında, multiple dediğimiz çoklu beyin metastazlarında veya vücudun diğer yerine metastazı varsa beyni mutlaka öncelikle ışınlanmak gerekiyor. Bazen kalçayı ışınlanmak gerekiyor. Bazen bel kemiğimizi ışınlanmak gerekiyor. Bu sürenin çok hızlı olması gerekiyor. Hatta cerrahiden daha öncelikli bir tedavi olması gerekiyor. Vücut dinçken, vücut yani verecek kemoterapi, radyoterapi hastada belli bir hasar meydana getirebiliyor. Çünkü vücut sağlam kişi kemoterapi alabiliyor. Düşkün kişiye kemoterapi veya radyoterapi veremiyor maalesef medikal onkolog ve radyasyon onkolog arkadaşımız. O yüzden hastanın tedavilerini ivedilikle bir an önce yapmasında yarar.